İpek Cahoğlu. Toraks cerrahisi bir kere yapıyoruz. Yani kitle eksizyonu yapıyoruz. Ondan sonra ETS vakalarını yapıyoruz. Yani terleme vakaları. Yani anestezinin, hani şöyle söyleyeyim, temel şeylerin taşlarından biri. Göğüs cerrahisi özverili bir ameliyat. Hani her şeyin tam olarak farkında olmanız gerekiyor hastayla ilgili. Genç, yaşlı hiç fark etmez. Aynı özeni göstermeniz gerekiyor. Göğüs cerrahisinde çift lümenli dediğimiz kütler kullanıyoruz. Yani zaten çalışacağımız bölgeyi sadece indirme şeyine sahibiz, lüksüne sahibiz. Kalp atıldığımız 57 olan. Bu oksijen miktarımız, yani hastaya taşınan oksijen miktarını gösteriyor. Şurada da tansiyon mançonumuz var. Burada da büyük ve küçük tansiyonumuzu görebiliriz. Öngörümüz varsa alerjiyle alakalı. Onun öncesinde ilaçlarımıza destekleyip başlıyoruz biz anestezi. Daha sonra devam ediyoruz yani. Öncesinde önlemimizi alıyoruz eğer biliyorsak. Ona uygun ilaçlarımız var. Eğer bilmiyorsak da aniden gelişmişse de yine daha sonrasında ilaçlarımızla müdahale ederek onun önüne geçiyoruz. Evet. Hasta buradayken hiçbir problem olmaz yani. Yani şöyle, hasta zaten entübeyken hiçbir alerji, gelişen hiçbir alerji bizim denetimimiz altında olduğu için hasta, bizim elimizde olduğu için hasta ile ilgili hayatı hiçbir sorun teşkil etmez. Ama eğer entübe değilse, hani günlük hayatımızda bu tarz şeyler bize hayatı riske sokar. Yani ameliyat esnasında, hasta ameliyathanedeyken, bizim elimizin altındayken böyle çok söz konusu değil. Ben yaşamadım. Entübe edemezsek ameliyat sorunu. Zaten o ekipmanlarla biz başlayabiliriz. Yani solunum güvenliğini sağlayabileceğimiz ekipmanlarla başladığımız için eğer sıkıntı gelişirse o şekilde, hani hiç entübe olmadan daha çok güvence altına alarak bu sefer verdiğimiz anestezinin etkisinden çıkması için bekliyoruz. Güvenli bir şekilde. Sıktan sonra ameliyatı sonlandırıyoruz. Öyle o şekilde devam edemeyiz.